Herkese merhabalar bugün sizlerle beraber yine instagramda satışını yapmış olduğum tarhana çorbamızı nasıl hazırlıyoruz hangi aşamalardan geçiyor onunla alakalı ufak bir video hazırladım umarım videomu beğenirsiniz bu arada sizde tarhana siparişi vermek isterseniz instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz instagram sayfamız kanal ismimizle aynı oradan ulaşabilirsiniz bizlere yardımcı olmaya çalışırız Buyurun hep birlikte tarhanamızı nasıl yapıyoruz, nasıl hazırlıyoruz onunla alakalı ufak bir video izleyelim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bütün kullandığım malzemeleri aynı ölçülerde kullanmaya özen gösteriyorum. Yani birer kilo kullanıyorsam bütün ürünleri birer kilo olarak kullanıyorum. Böylelikle lezzetli daha bir güzel oluyor tarhanamızı. Öncelikle kaynatmak için arkadaşlar zevzelerimizi bol suyla yıkadık. Ne kullanıyoruz? Soğan, domates, ve kırmızı kapya biber isterseniz yeşil biber de ekleyebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum rengini bozmaması için ve bir demet de tarhana otu kullanıyorum siz isterseniz tarhana otu kullanmayabilirsiniz onun yerine dereotu da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama dereotunuzu kurutarak kullanırsanız daha lezzetli olacaktır ve iri iri doğradığımız sebzelerimizi bir tencereye alıp kısık orta ateşte dibini tutturmadan karıştırarak bir kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra altını kapayıp soğumaya bırakıyoruz soğuması için genişçe bir kaba aldım ve soğuduktan sonra blenderdan bir güzel geçirdim gördüğünüz gibi rengi harika arkadaşlar daha sonra içerisine 3 kilogram süzme yoğurt ilave ediyorum dediğim gibi içerisine kullandığım bütün malzemeleri aynı oranda kullanmaya özen gösteriyorum 3 kilo kuru soğan 3 kilo domates 3 kilogram Kapya biber kullanmıştım. Onun için 3 kilogram da süzme yoğurt kullanacağım ve damak tadınıza göre bir miktar tuzunuzu da ilave ettiğiniz tarhananızı karıştırıp yavaş yavaş ununu ilave ederek yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Ben tarhanada çok fazla un kullanma da değilim. Ne kadar az un olursa o kadar tarhananız lezzetli olacaktır. Sebzelerin lezzetini daha iyi alacaksınız. Onun için. 3-4 kilogram kadar da un ilavesi yaptım. Biraz cıvık bir hamur oldu. Ama çok fazla da cıvık değil arkadaşlar. Ama katı yapmayın. Tarhana hamurunuzu zaten kuruyacaktır. Kuruduktan sonra sizler için bir sıkıntı olmayacaktır. En, az, en azından tarhananız piştikten sonra lezzetli bir tarhananız olacaktır. Biraz eziyetli olacak ama olsun değer lezzeti için. Bir ununu da ilave ettiğimiz tarhanamızı yoğuralım. Ve daha sonra bir gece dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra tepsilerimizin üzerine un serperek kaşık yardımıyla dökerek kurutma işlemini başlayacağız. Ama e, bazı arkadaşlar tarhanayı 21 gün, 40 gün olarak bekletiyorlar. Haftalarca bekletiliyor, ekşitiliyor. Ben bunu pek sevmiyorum. Bir gece sonra döktüğüm tarhana benim için daha lezzetli oluyor. Ama bazı siparişlerinde özellikle bekletilmiş tarhana istendiği için bir miktarını tepsiye hemen döküp kurumasına bırakacağım. Geri kalan tarhanamı da en az 21 gün olacak şekilde mutfakta üzeri kapalı bir şekilde bekleteceğim. Gün içerisinde bir iki defa karıştırarak tarhanamızın mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayalanma işlemini tamamladıktan sonra onları da tepsiye döküp aynı işlemden geçireceğiz. Ve kuruyan tarhanamızı çok fazla kurutmayalım arkadaşlar. Nemli kalmasına özen gösterin nemli kalan tarhanamızı önce mutfak robotundan iyice geçirelim arkadaşlar. Ben çok fazla geçirmedim. Ama sizlerin iyice bir e, robottan geçirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra bir süzgü yardımıyla elinizle ovuşturarak tarhananızı iyice süzdürdükten sonra kuruması için tekrar temiz bir bezin üzerine dökün ve evin içerisinde gölgede kurumaya bırakın. Kuruyan tarhanamız yemeğe hazır. Yapıp deneyecek olan arkadaşları şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.